İstiyorsan hemen fıtrat delilerinde olması gereken özelliklerden bakalım. Buyurun, şimdi buyurun. Rum suresi 30. ayeti açsınlar. 30. sure 30. ayet. Evet. Şimdi oradan... Hatta şöyle yapalım hocam. Ben o ayeti hemen ekrana getir onu, hocam. Onu bir izleyelim. Daha güzel. Devam edelim. Evet, ekran işte, indir işte hocam. Şu ayet sevgili izleyiciler. Haydi ekran. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın yarattıklarında geçerli kanuna çevir. O, insanları da ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Ona yönelen kişiler olun. Ondan çekinin ve namazı tam kılın da müşriklerden olmayın. Rum Suresi 30-31. Ayetler. Evet, biz 30-31'i bir arada gördük. 30. ayet. Şimdi buyurun ayette hocam. Geçen birkaç şeyin altını çizeyim. Bir, Allah fıtratta bir deliller olduğunu söylüyor. Dost doğru dinin bu olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Yani fıtrat bizim yaratılışımızda bir deliller var. İki, insanların çoğunun bundan habersiz olduğunu söylüyor. Bir şey daha vardı orada vurgulanacağımız. Allah insanları da o fıtrata göre yarattı. Tamam. Şimdi bir insanları onun üzerine yarattığı geçiyor. Yani üç tane özelliğe dikkat edin. Yani Allah Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanları, Mecusileri onun üzerine yarattığı değil. Mesela sırf Müslümanlarda o özellikler var değil. Yani herhangi bir insanda sağlıklı, normal herhangi bir insanda da o özellikler var. Ayette insanları onun üzerine yaratmıştır diye geçiyor. Şimdi bütün insanları yarattığı bir şeyde bir Allah delil olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Fakat buna rağmen insanların çoğu bundan habersiz. Evet. Şimdi bence başlangıç noktamız şu olmalı. Bu bütün insanlardaysa doğuştan bir şeydir. Doğuştan yani bütün insanlarda ortak olan bir özelliktir. Yani kültürle öğrenilen bir özellik değildir. Evvela bunu yakalamamız lazım. Yani öyle bir şey bulacağız ki o zaman fıtrat özelliği olarak o delilleri çıkartacağımız. Doğuştan bütün insanların sahip olduğu bir özellik olmalı. Kültürel bir şey olmamalı. Ve bundan nasıl dinle ilgili bir delil çıktığını göstereceğiz. Dost doğru din buysa. Ve ondan sonra bunu gösterdiğimizde de 3 numara dedik ya, insanların çoğunun bundan habersiz olmasına şaşırmayacağız. Biz o delili çıkarınca peki insanlara haber. Niye? Çünkü zaten ayet söylüyor. Evet. İnsanların çoğu bundan habersizdir. Şimdi bu o zaman da şöyle bir şey var. Bütün insanlarda olmasına rağmen bazı insanlar bundan sonuca gidemiyorlarsa... Demek ki bu ancak düşünülünce bir üzerine bir vakit harcı, emek ciddi harcamadır. Tefekkürle demek ki ortaya çıkan bir şey bu fıtrat. Evet. Çünkü tefekkürle ortaya çıkan bir şey olmasaydı insanların çoğu ondan habersizdir demezdi ayet. Bak şimdi bütün insanlarda var ama insanların çoğu ona rağmen habersiz ve ona rağmen orada bir delil var. Şimdi ben bunu düşündüğümde bu ne olabilir diye baktığımda ve deliller çıkartılabilecek şeyleri gördüm. Mutlaka başka şeyler vardır ama ben 5 tane şeyden hareket ederek bunları söyleyebileceğimi düşünüyorum. Bir, insandaki doğal arzular. Doğal arzulardan kastım yani insanlarda doğuştan olan arzular. Yani nedir? Korkuların giderilmesi arzusu gibi. Yani bir önceki programımızın yaşam arzusu konusu gibi. Olan arzusu. Evet. Bir önceki kitabınızın konusu değil mi hocam? Evet. İkincisi, ahlak duygusu. İnsanların bir kısmı ahlakın kültürel öğrenildiğini düşünüyorlardı ama son 20-30 yıldaki çalışmalar insanların ahlaki bir varlık olmasıyla ilgili yeteneklerinin doğuştan geldiğini gösterdi. Daha konuşma çağından önce biz ahlaki tercihler yapabilecek bir zihinsel donanımla dünyaya geliyoruz. Bu yani fıtrat, ahlakın insan fıtratını gereği olduğu hep söylenmiş bir şeydi ama böyle bir bilimsel, psikoloji veya bilişsel bilimler gibi çalışma alanlarıyla gösterilmiş bir şey değildi. Şimdi bunun için bir bilimsel desteğimiz de var yani. İkincisi bu doğuştan ahlaki yapı. Üçüncüsü akıl yeteneğimiz bütün insanlarda var. Dördüncüsü irademiz değil mi yani dediğin gibi yani elma mı yersin armut mu dediler elmayı seçtim bu bir irade. Seçme olması bir çıkarken işte pembe gömlek mi giyelim mavi gömlek mi dedik bir gün maviyi seçtik bir gün diyelim pembeyi seçtik gibi yani iradevi seçimler. Ve beşinci olarak da şeyi aldım bilinç ve benlik. Aslında bilinç ve benlik birbirinden ayrılabilir 5-6 denebilir bu da bizim farkındalık hissimiz, sahip olduğumuz zihin durumlarından, sahip olduğumuz yani dış dünyamızdan, bütün bunlarla ilgili içimizdeki farkındalık hissi
özellikle bilinci oluşturur ve buna içten tanıklığımız da bizim benliğimizi oluşturuyor. Ve felsefede bunların ne kadar zor tartışma konularının olduğunu birçok kimse tahmin edemez. En büyük yanılgı benim gördüğüm, insanların bu fıtrat delillerinin değerini anlamaması ile ilgili şuradan kaynaklanıyor. İnsanların hepsinde aşağı yukarı bu özellikler var diye, yani insanlar biraz daha zeki, biraz daha zeki olsa da herhangi bir akıl yürütüyorlar. Yani sonuçta bana 6 elma verdin, ikisini bir yerse 4 elma kaldı çıkarımın veya buraya gelirken yolu bulmamda bir akıl, basit de olsa akıl yürütmelere dayanıyor. Her insanda belli bir akıl yürütüyor. Ve her insan elma marmut mu deyince kimse elmayı, kimi marmut seçiyor. Bak irade. Ve her insanda belli bir arzuları var. Yani birisi korkutursa onu, korkularından kurtulmak istiyor ve çalışıyor. Veyahut da mutlu olmaya çalışıyor. Mutluluk arzusu gibi bir arzusu var. Ve demek ki yani bütün insanlarda varsa bu önemsizdir zannediyoruz. Evet. Hani birçok zaman aslında mesela görmek olağanüstü bir nimet. Bütün insanlarda olduğu için onu basit zanneder, bu nimete yeterince şükretmeyiz ya. Evet, evet. Farkında bile olmayız. Bu aslında arzular içinde benzer bir şey var. Aslında bu arzuların bizde olması için hiçbir sebep yok. Bu ahlaki yapının, bu iradenin, bilincin olması da bir açıklamaya muhtaç. Ve biz buna içsel tanıklıkla, bu tanıklık ettiğimiz varlıkların kendisi aslında olağanüstü. Ve aslında bunlara da fiziki madde indirgenip de açıklanamıyor da ayrı bir şey. Onlarla da ilgili tartışmak lazım. Ve bunlarda ciddi deliller var. Fakat bence bu delillerin önemini hissetmek için aslında kendimizdeki bu her bir ahlaki bir yapımızın doğuştan olması, arzularımızın olması, irademizin olması, aklımızın, bilincin, benliğin olmasının ne kadar muhteşem bir şey olduğunla ilgili baştan o hayret hali ve bunun olağanüstülüğüyle ilgili bir anlayış içimizde oluşursa ondan sonra bence bu fıtratta çıkan delilleri daha çok takdir edebiliriz. Evet. Şu andaki kitabımda ben fıtrattaki delillerin nasıl Allah'ın varlığını gösterdiği var. Çünkü Allah'ın varlığı için 12 delil kitabı. Evet. Ama şu anda hazırladığım mesela fıtrat delilleri diye bir kitap hazırlıyorum. Bu 5 tane delilin her birinin daha uzun versiyonu var. Bunun 3 katı kadar. Ha, orada bunların nasıl dinle ilgili belli hakikatleri, neden dinin olması gerektiğini de nasıl gösterdiğini ayrıca o kitapta ele alacağım. İnşallah. Ama onu inşallah yazın sonunu beklesin. Biraz böyle kendimi bağlayıcı da sözler edeyim ki yazın sonu. Daha bekliyoruz hocam o zaman yazın sonunda. Tamam. Daha oradan fazla çalışırım herhalde.